Kuşkusuz Türk futbol ailesi kendisinden çok şey öğrenecek ama benim merak ettiğim şey şu. Kendisi Fenerbahçe taraftarını büyük hedefler için sabretmeyi öğretebilecek mi acaba? Lübe, keep that woman in your... Recognize that face. She's a serious journalist and she does serious work. And she has a serious question. Welcome to Turkey and Fenerbahçe. Fenerbahçe fans are excited, are passionate, but at the same time, extremely impatient. Unfortunately, due to this impatience, in the last 50 years, we have not had sustainable durations with head coaches. Quick changes. A club that has almost won a European championship in almost every branch it competes in. This hasn't happened in football. How are you going to teach the Fenerbahçe fans to be patient? Winning. Arak. You cannot teach what doesn't belong to the culture. And that culture makes it funny. I think it's for the president, it's for the director, it's for the board to be stable, to be patient, and to be balanced, but not the fans. The fans, they have to be crazy. The fans, they have to be demanding. The fans, they have to put pressure on us. If the players cannot cope with the pressure, they're not good enough to play for Fenerbahce. So I want that passion. I want to feel it. But I want them to believe in everything. So if at home, minute 85, we are losing, I want them to believe that until minute 90-something, we can still win. So support the team. Play with us. Play with us. Be part of it. And if they play with us and they are part of it, they belong to it. They feel that we are also winning, we are also losing. But let's win much more times than losing. So I think it's for this side of the club to be balanced, but it's for them to stay with that passion, because that passion is also part of my motivation. I hope we can still score some goals in the last minute and I can run to the crowd. I still hope that happens many times. I can run still, eh? Bu kültürde olmayan bir şey onlara öğretemezsiniz. Bu kültürün bir parçası ki bu da durumu birazcık komik yapıyor. Ama aslında sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler, başkan, yöneticiler, direktör, hoca, bu insanların daha dengeli ve sabırlı olması gerekiyor. Taraftarların değil, taraftarların çılgın olması gerekiyor. Taraftarların talepkar olması gerekiyor. Bizlerin üzerinde bu baskıyı yaratması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa demek ki Fenerbahçe'de oynayacak kadar iyi değildir. Ben bu tutkuyu hissetmek isterim ama bize güvenmeyi de hiçbir zaman elden bırakmasınlar. Evimizde oynadığımız bir maçta 85. dakikada mağlup durumdaysak 90 küstürüncü dakikada hala gol atıp maçı kazanabileceğimizi bilsinler. Bizi desteklesinler. Saha içerisinde bizimle birlikte mücadele etsinler. Bu işin bir parçası olduklarını hissetsinler. Ait olduklarını hissetsinler. Çünkü biz birlikte kazanıp birlikte kaybediyoruz. Bunu hissetmeleri önemli. Umarım kaybettiğimizden daha çok maçlar kazanırız. Ama belirtmiş olduğum gibi kulübün bu anlamda bir dengesinin olması gerekiyor. Ama taraftarların tutkusunu koruması gerekiyor. Çünkü benim motivasyonum bu. Bakarsınız son dakikada attığımız bir golde kalabalığın içine koşarak girip bu golü kutlayabilirim. Çünkü hala koşabiliyorum. Süha Gür, Anadolu Ajansı. Buradayım Sayın Başkan. Hocamıza şunu sormak istiyorum. 99 puan ve 99 gol atmış. Buna rağmen şampiyon olamamış Fenerbahçe var. Siz bu sene oyun anlamında taraftarlara ne vaat ediyorsunuz? Sayın Başkan, size de şunu sormak isterim. Yıllar önce
siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız şeklinde bir ifadeniz vardı. Tabii o süreçte belli kısıtlamalar vardı, imkanlar daha azdı. Ve bugün geldiğimiz noktada şahsen ben o gün böyle bir kadro ve böyle bir teknik direktör hayal etmiştim. Bu cümleniz bana bunu hayal ettirmişti. Siz hayalinizdeki Fenerbahçe'nin şu an neresindesiniz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 99 points, 99 goals, and no championship. What kind of a game plan are you promising to get the championship? And to me the question is, 6 years ago you said you don't understand my dreams of Fenerbahçe. Yes, there were financial limitations to fulfill your dreams. At this point where you are, how close are you to your dreams is the question to me. I'll let you answer the first question. I think 99 points and 103, if I'm not wrong, to the team that won the league. I don't think it's good. I don't think it's good. That gap is not good. So hopefully next season we have a better league with more balance, with lots of other teams fighting for top positions, and if they cannot reach it, at least to close the gap, because close the gap, improve the competition, and improve the competition is better for everyone. So if I can have less than 99 points and win the title, that's what I want. Bence bir takımın 99 puan alması ve diğer takımın yanılmıyorsam 103 puan alması iyi bir şey değil, iyi bir durum değil. Diğer takımlarla olan bu fark iyi değil. Umarım önümüzdeki sene lig daha iyi, daha dengeli ve daha çekişmeli olur. Başka takımlar da yarışın içinde olur. En azından bu farkın kapanması gerektiğini düşünüyorum ki bu lig gelişsin. Ki bu ligin gelişmesi herkes için iyidir. Benim başarmak istediğim şey 99 puandan daha az alayım ama şampiyon olayım. Merhabalar. Ben cevap vermeyeyim soruma. Sen bir an evvel bitsin gidelim istiyorsun. Bitirelim diye geldi de demin. Yok, bitirelim diye gelmedi. Kaç soru alalım daha geldi. Bir gerçek var ki bütün sorulara cevap veremeyeceğiz. Hayalinizdeki Fenerbahçe ne kadar yaklaştığınız bir soru. Öncelikle şunu bahsetmek istiyorum size. Hayalimdeki Fenerbahçe derken sadece futbol olarak bunu algılamayın. Hayalindeki Fenerbahçe'nin kurumsallaşması, finansal sağlığı, insan sermayesi, dünyanın en büyük spor kulübüyken en başarılı spor kulübü olması ve futbolda da Benfica tarzı bir model kulübü söylemiştim. Yani